Kent yaşamının en belirgin göstergesidir hızlı adımlar. Biraz yavaşlamaya ne dersiniz? Sekiz bin yıllık medeniyetin üzerinde yürürken neleri fark etmediğimizin yolculuğu bu aslında. Her yol Roma'ya çıkar. Bu söz size tanıdık geliyordur. Peki hiç düşündünüz mü? Yolların kesiştiği medeniyet merkezi nerede diye? Sembol anlatım, tarihin her döneminde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Ezoterik yapılar, dinler, hatta yeni dünyada ticari işletmeler. Medeniyetler arası yolların kesiştiği bu merkezin de işaretlenmiş olması ve gelecek nesillere kalacak bir yapı ile ölümsüzleştirilmesi pek doğaldır. Romalıların dünyanın merkezi dediği ve her yol Roma'ya çıkar sözünün yegane sebebi. Milyon taşı. Tek parça mermerden oluşan milyon taşı dünyanın sıfır noktası olarak kabul ediliyordu. 1. Konstantin tarafından 4. yüzyılda Doğu Roma'da yaptırıldı. İlk yapıldığında 4 sütundan oluşan ve kubbeye sahip olan milyon taşı, tetrapilon mimarı tarzını yansıtan bir yapıdır. 4 kapısı ve etrafında çeşitli heykeller de olduğu tarihi kayıtlarda geçer. Milyon taşı bu mimari yapıdan günümüzde İstanbul'da kalan tek sütundur. Şu an Sultanahmet dediğimiz, geçmişte at meydanı olarak anılan yere karşıdan bakan, bugünkü adıyla Divan Yolu Caddesi, geçmişte ise Mese Yolu olarak bilinen yerde bulunur. Tetrapilon tarzını İtalya'dan Suriye'ye uzanan geniş bir coğrafyada benzer örneklerle gözlemleyebiliyoruz. İtalya'da Miliarium Aureum adıyla anılan benzer bir taş Roma'da bulunmaktadır. Adı mil kelimesinden gelir. Eskiden dünyada önemli şehirlerin uzaklıkları bu taşın yanında yazardı. Ayrıca şehrin mülki amirleri olan başta imparator, ardından vali ve kaymakamın ismi yazılırdı. Milyon taşı ve etrafındaki sarayın İstanbul'un fethinden sonra 16. yüzyılda İstanbul'a su getiren kemerlerin genişletme çalışması sırasında yıkıldığı ve bir kısmının da toprak altında kaldığı tahmin ediliyor. Kıtaların kavşağı İstanbul. Tarihin sığmadığı meydan Sultanahmet. Yaşanan tarihin yaşayan sessiz tanıkları onun kimsesizliğine, terk edilmişliğine kim bilir ne kadar üzülüyor. Bakımsızlığın, özensizliğin, aslında kendimize duyduğumuz saygının örneği milyon taşı. Etrafı çevrilerek koruma altına alınmamış, küçük bir teneke tabela ile geçiştirilmiş tarihin en önemli abidesi. Şehrin sakinleri ise bir haber yanlarında yükselen anıttan. İşte Roman döneminde sınır, sınır olduğunu biliyorum, başka bilmiyorum. Hiç bilgim yok. Öyle mi? Vallahi hiç bilgim yok. Romanın galiba şeyi havalandırmasıymış bir aralar. Böyle o kadar biliyorum, başka da tahmin ediyorum. Taşının ne olduğunu biliyor musun? Yok. Peki her gün önden geçiyor musun bu taşı? Evet. Peki ne taşı olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Yok. Sen mi? Sizin bir bilginiz var mı? Ona bilgimiz yok, okuyoruz buradan. Milyon taşı diyorlar. Buna herhalde dünya merkezi falan diyorlar bu taş. Öyle yani. Tahmin ediliyorum. Ben burada doğdum, Sultanahmet'teyim. Peki bilginiz var mı taşla ilgili? Amcamın bildiği kadarını biliyorum ama detaylı değil. Burası Doğu ve Batı, yani bütün Roma İmparatorluğu'nun en uzak, yani merkezi konumunda her yere eşit uzaklıkta olan bir taştır. Sanatçı Ergün Gündüz ise kendi bakış açısıyla bambaşka bir perspektif getiriyor. Mesleğim olarak söylediğim
resim yapmak, heykelle uğraşmak, çizimler, boyalar, renkler. 16 yaşındaydı. Doğal olaraktan gözlemlemek, araştırmak gibi önemli bir algılı seçicilik detayını bende geliştirdi. Yine mesleğimden dolayı birçok yabancı çizerle, özellikle Fransızlar, macera perest çizerler, gezdikleri şehirleri resimleyerek anlatmaya başladılar. Bu eski kaşifler gibi. Kendi blok notlarına, sketchbooklara, işte bakaraktan, görerekten, incelerekten duyduklarını, araştırdıklarını, kolajlarla. Hatta bir İstanbul kitabını Jacques Fernandez adıyla, oldukça popüler olan bir Fransız çizerle beraber birlikte gezerekten de bir İstanbul kitabı yapmıştık. İşte bu bakış açısından dolayı da ben de şehre tekrardan yeniden başka bir gözle bakmaya başladım. Bunun için bayağı araştırmalar yaptım, çizdim, çiziyorum, kitaplar yaptım, yapıyorum, yapacağım. Keza bu milyon taşı da benim için öyle oldu. Şehri, ki bir dönem ben Gırgır dergisinin oluştururken 70'li yılların ortasıyla 90'lı yıllara kadar çok coşkulu döneminden bahsediyorum. Hayatım Sultanahmet'te geçti. Fakat o kadar çok orada dolaştığım halde bu milyon taşını bir türlü anlamını bilmiyordum. Ki bizim zamanımızda tabela, orada plaket de yoktu. Orada bir taş duruyor. Bir sürü Bizans'tan kalan taşlar gibi. Bu da bir taş. Ne zaman ki detaylarla ilgilenmeye başladım, o taşın aslında dendiği gibi her yol Roma'ya çıkar sözü bunu İtalya'daki Roma kenti için söylenmiştir. Ki orada da var hakikaten. Fakat burası da bir Doğu Roma. Doğal olarak dünyanın merkezi diye alınan, yani ticaretin döndüğü bir merkez olarak kabul edilen bu yerde bu sıfır noktası, yani milyon taşının, mil dediğimiz uzaklığı sembolü olan İstanbul'un yine tam şeyde yapıyorlar. Bizans Sarayı'nın olduğu merkez. Yani burası herhangi bir yerde de değil. Saraya en yakın yer. Eminim orası en önemli cadde zaten o sırada. Ayasofya'nın olduğu yer. Bizans Sarayı'nın olduğu yer. Buradan da ilham aldım. Ben de ilham aldım. Ben de bir süredir şehri çizerek anlatıyorum. Ve bunları bazı dergilerde ve bazı kitaplarda yayınlanıyor, basıldı, basılacak da. Aynı şekilde ben de sıfır noktasını anlatmaya gayret ediyorum. Galiba en üzücü de bu oluyor. Kendi kendimizi tanımamamız. Bizim bir toplumumuzun böyle bir şeyi var. Bu neden olduğunu bilmiyorum ama bunun çok sağlıklı olduğunu düşünemiyorum. Mesela İstanbul'u bir çocuk olarak düşünürsek, bir canlı olduğunu düşünelim. Biz hiç doğum gününü kutlamıyoruz. Hep evlatlık aldığımız günü kutluyoruz. Hep 1453 kutlanır İstanbul'un fethi diye. Tamam, çok güzel, fethettik, burası bize ait oldu. Ama bu şehrin bir doğumu var. Bunun bir doğduğu ilk yılları var. Onu da kutlamamız lazım. Eğer öyle baksaydık şimdi belki 3000'inci, belki 2000 küsürlü yıl yaşlarında olacak. Dünyada en önemli, en eski şehirlerinden biri olacak. Ondan dolayı galiba herkesin biraz daha kendi şehrine ve etrafındaki objelere daha özenle ve dikkatli bakmasını tavsiye ederim. Değerli sanatçı Ergün Gündüz'ü çizimleri ve kitaplarıyla Otantik Atölyesi'nde baş başa bırakıyor, tekrar dünyanın merkezine dönüyoruz. Son yüzyıla kadar, diğer bir deyişle, dünya zamanını Greenwich'e göre belirlemeden önce sıfır noktası olan milyon taşından bahsettik size. İstanbul'un gizli hazinelerine yolculuğumuz devam edecek. İstanbul'da gerçek bir korsan mezarlığı olduğunu biliyor muydunuz? Bir dahaki yolculuğumuz dünyanın merkezi milyon taşından başlayacak ve İstanbul'un bir başka köşesine, korsan mezarlığına sürecek.
Kapısında korsan sembollerinin olduğu bu mezarlıkta, Cenevizliler döneminde ölmüş korsanların mezar taşlarından hayat hikayelerini dinleyeceğiz. O zamana dek zamanı yavaşlatmaya, etrafınızda olanları tekrar farkına varmaya ve bizimle birlikte macera dolu bir yolculuğa katılmaya davet ediyoruz.